Koyuyorsun, çıkıyorsun. Yerleştirdikten sonra sağa çevir. Sağa çeviriyorsun. Üst aparatı şuraya koyar mısın? Kapağını da kapatacağım. Boyu da arkadaşlar. Kapuğu var orada. Kapuğu da. Şimdi kabını boşaltabilirsin. Kenarlarına bulaştırmayın, tamam mı? Kalın. Güzelce serpiyorsun, tamam mı? Beyazını kurusun. 5 tane. Hı? Atlamıştır. Şimdi tutan şey. Çalışıyorum. Hı hı. Çalışamaz hale geldikten sonra hastaneye yatmışlar. Aşırı suçluluk, aşırı pişmanlık. Aslında bunlar olmaz. Bir onlar var. Yani kişi istemezse bu başarısız olacağı bir durum. Yani kim nasıl dört ediyorsa. Peki bu bağımlılıktan kurtulduğunuzda yapmak istediğiniz neler? Yani, değerleriniz neler? Öncelikle buradaki bütün herkese bunu pek hissetmeyiz. Genelde hor görürüz, işte, iş görürüz ya da söylediğimiz bir söz. Biz de yaşadık bunları ama korkacak gerçekten hiçbir şey yok. 6 yıldır içiyordum ama son 1 yıl bayağı krizler falan olmaya başladı. Ondan sonra ailem yardımcı oldu. Buradaki insanlar da yardımcı oldular. Yatışım sağlandı. Tedavim şimdi sürüyor biraz. Buraya geldikten sonra daha huzurlu oldum. Yani kendimi buldum burada. Buradaki hocalarımız olsun, başta Mustafa Bey olsun, diğer doktorlarımız olsun, ilgili insanlar, güvenlik dahil. Buradaki hocalarımız çok ilgililer. Bir şey sorduğunuz zaman hemen yardımcı oluyorlar. Örneğin şu bulutları onun sayesinde öğrendim. Ben böyle bulut yapmak aklıma bile gelmezdi. Yukarıda sosyal hizmet uzmanlarımız var. Bir sorunumuz olduğu zaman ilgileniyorlar. Ben şu an hiç isteğim yok. Yani şuraya koysanız içmem. Ben burada kendimi buldum. Benim böyle bir yere ihtiyacım varmış aslında, huzura. Geldikleri zaman pes etmesinler. Şimdi alkol ya da madde geldiğiniz zaman ufak istekler oluyor veya büyük istekler oluyor. Onunla baş etsinler. Yani belki acı çekecek, biraz sıkıntıya girecekler ama sonuçta kazanacaklar. Benim kazandığım gibi 39. günü. Buradan çok memnunum. Tavsiye ederim. Buraya gelsinler. Bizim şimdi erken remisyon, erken iyileşme dediğimiz bir takvim var. Bu takvim bir kişi madde kullanımını 3 ay hiçbir şekilde sürdürmezse, madde kullanmazsa dediğimiz bir erken iyileşme dönemimiz var ama
Bizim aslında bir yıl gibi bir süre bir bireyin madde kullanmadığında iyileşme dediğimiz, remisyon dediğimiz bir süreyi doldurmasını bekliyoruz. Bizler genellikle burada 20 gün ile 30 gün arasında değişen sürelerde hastalarımızı, yatış gerektiren hastalar için konuşuyorum, yatırıyoruz. Sonrasında da burada verdiğimiz ilaç ve verdiğimiz eğitimlerle bunu sürdürmelerini, poliklinik hizmetleriyle ayaktan bizim desteğimizle, kendi motivasyonlarıyla sürdürmelerini bekliyoruz. Yatırdığımız hasta grubu için konuşayım. Yatırdığımız hastaları zaten yattıkları süre boyunca psikolog arkadaşlarımız düzenli aralıklarla görüyor ve taburculuk planı yaptıysak o hastalara özelinde, o hastaları taburculuk sonrası belli aralıklarla, belli takvimlerle burada tekrar kliniğimizde onları görüyoruz. Bu psikolojik destek tarafı diye psikoterapi anlamında konuşacak olursak bu tarafı. Diğer tarafında da işte bu hastalarımızın yine idrar tetkikleri alınıp mevcut tedavilerinin tıbbi olarak yazılıp devam etmesini sağlıyoruz. Thank you.